Tekrardan hoş geldiniz. Ben diyetisyen Beril Kesten. Biraz da topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Mesleğimizde kendimizi geliştirmemiz ve mesleğimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz adına birbirimize destek çıkmamız oldukça kıymetli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kurulmuş, beslenme ve diyetetik öğrencileri için kurulmuş bir topluluğuz. Genel ve interaktif etkinliklerimiz olmak üzere iki çeşitli etkinliklerimiz mevcut. Genel etkinliklerimiz çarşamba ve pazar günleri olmak üzere kıymetli hocalarımızın katıldığı etkinliklerimiz. Aynı zamanda interaktif etkinliklerimiz de mevcut. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Online araştırma ve sunum etkinliği, vaka çözümü etkinliği, literatür tarama etkinliği ve ilaç supplement etkinliği. Sizlerin desteği, bizlerin motive olması ve daha fazla büyüyebilmemiz için oldukça kıymetli. Bu yüzden Instagram sayfamızı, YouTube sayfamızı, Spotify'daki podcastlerimizi, Telegram grubumuzu, Twitter'ımızı, web sitemizi ve LinkedIn'imizi takip edebilirsiniz. Hocam tekrardan merhabalar. Tekrardan merhabalar Beril'cim. Dilerseniz sizi tanıyalım biraz. Ben Adana'da yaşıyorum. Diyetisyen Sahir Beyaz, uzman diyetisyen. Aynı zamanda psikoneuroimmünoloji danışmanıyım. Bugün Türkiye'de pek çok alanda işte fonksiyonel tıptır, işte holistik bakış açılarıdır, bütüncül bakış açılarıdır ya da ne denirse denilsin, fotoğrafın bütününü görmeye çalışan, yani aslında gerçek tıp alanında ilk olan pek çok kadroyla beraber çalıştım geçmişte. Belki pek çoğunuz tanır, rahmetli Profesör Doktor Ahmet Aydın'ın bu Taş Devri Diyeti kitabının yazarı. Onun asistanlarından biri olarak ilk şey yaptım. Erciyes Üniversitesi mezunuyum. Beslenme diyetetik tabii ki sizler gibi. Çalışıyorum. 11 yıldır pek çok kurum ve kendi kliniğim de var. Pek çok kuruma da kurumsal danışmanlık veriyorum. Bugün size metilasyon anlatacağım. Neden? Şimdi buradan buraya kadar geliş hikayesinde işte bu disfonksiyon deniyor. Bu sürece. Disfonksiyonlar birden ortaya çıkmaz. Binlerce kez bize şey yapar. İşte hastalar zaten bize gelir ya o sürede. Bazısı hastalanmadan gelir. İşte sadece disfonksiyonları vardır. İşte hafif insülin direncim vardır. Diyabet olmamıştır henüz. Nedir? İnsülin glikoz metabolizmasında disfonksiyonları başlamıştır. HOMA skor 2,5'u geçmiştir. Disfonksiyonları başlamıştır. Değil mi? Bu bir hastalık değildir. Bu bir disfonksiyondur. Yani bu bir tanısı konulmuş bir hastalık değildir. İşte bu tarz disfonksiyonların pek çoğu tıpta önemsiz kalır. Dolayısıyla bizim artık disfonksiyonları da anlamaya ihtiyacımız var. Sadece hastalıkları değil. Hastalıkları zaten tıp anlamaya çalışıyor. Ya da onlara bir protokoller zinciri uydurup duruyorlar. Şimdi 8000 nadir görülen, 320 tane de yaygın görülen hastalık türü var. Tıpta bunların her biri için protokoller var. Peki buna ihtiyaç var mı? Asıl soru bu. Yani 8320 tane hastalığa gerçekten uzman dayanır mı? Yani mesela bugün pek çoğumuzda işte ne yapıyoruz? Mezun oluyoruz. Kimisi diyor ki ben otel diyetisyeni olacağım. Kimisi diyor ki ben işte bariyatrik cerrahi diyetisyeni olacağım. Branşlaşıyoruz değil mi? 8320 tane hastalığın ne yazık ki uzmanlaşabileceğimiz bir şeyi yok, yani zemini yok. Ama aslında buna ihtiyaç da yok. Şimdi az önce dedim ya, insan biyopsikososyal bir canlı. Hani bedenen ve ruhen tam bir iyilik halini arıyoruz ya. Bedenen ve ruhen. Demek ki biz psiko, nöro, endokrino, immino bir organizmayız. Yani her şeyin birbiriyle ilintili olduğu bir organizmayız. Şimdi ben PNI mezunuyum. Psikoneuroimmünoloji mezunuyum. Burada Dr. Rainer Straub'un bir kitabını koydum. Belki hani ulaşılabilir diye. Yabancı kaynaklardan bu grup yapar bilmiyorum. O yüzden bunu ekledim bu sunumuma. Biyomedikal araştırmalarda bağlantılı düşünce biçimleri geliştirmemiz gerekiyor bizim. Yani ne demek? Hastalıkların sebebine inmemiz lazım. Şimdi bu İncir Ağacı diye Netflix'te bir dizi paylaşıldı. Bahsettiğim sebebi böyle ütopik bir sebep değil ama tabii ki belki de o da mümkün. Ama bahsettiğim sebep genellikle basitleştirilmiş altta yatan nedenler. Şimdi ben şöyle bir başlık attım, biraz sansasyonel olacak ama ya bütün hastalıklarının o 8320 tane hastalığa uzmanlaşmam gerekmeseydi.
Ya her birinin altında yatan hikayeler benzer olsaydı. Yani mesela biraz düşünün. Biraz durun ve düşünün. Hiç IBS'le çalışan var mı aranızda? İnflamatuar bağırsak hastalıklarıyla. Şimdi IBS'in türleri var. IBS diyare, IBS işte constipation, IBS mix. Ya bunun Crohn hastalığından illaki farkları var tutulduğu yere göre ama ebe arkadaş bunun altta yatan hikayesi ha bak var hocam yazmışlar. Harikasınız DM. İyi akşamlar merhaba. Şimdi burada altta yatan nedenleri pek çoğunda aynı. Yani mesela örneğin gluten. Hani çölyaklığı için bir çölyak ekseninde ya da bir non-çölyak disease ya da işte gluten enteropatisi öznelinde konuşalım. Bir çölyak Crohn hastalığı da yapabilir. IBS de yapabilir. Ya da işte ülseratif kolitis de yapabilir. Ya da işte sadece bir reflü de yapabilir. Dolayısıyla bunun altta yatan nedenini irdelememiz lazım. Ben basitçe bütün hastalıkların altında iki neden olduğunu düşünüyorum. Tamam. Söyleyeceğim çok mantıklı gelecek size ve bunu klinikte ömür boyu kullanabileceğinizi düşünüyorum. Yani bazen size zor vakalar gelecek. Onu hemen işte hemen paslamayın başkalarına. Önce bir durun ve düşünün. Deyin ki ya her şey göründüğünden daha basitse yani ya ben bunu halledebilirsem. Her hastalığın altında iki neden olduğunu düşünüyorum. Bir, hücrenin içinde bulunması gereken maddelerin bulunmaması. Yani buna besinsel eksiklikler diyebiliriz, dolaşımsal bozukluklar, işte o dokuya yeterli oksijen gitmiyordur diyebiliriz. Değil mi? Diyebiliriz, değil mi? Ya da iki, hücrenin içerisinde bulunmaması gereken maddelerin bulunuyor olması. İşte toksinler, ağır metaller, kimyasallar, hava kirliliği. Hava kirliliği şu kadar hastalığı neden oluyormuş. Neden? Havada bulunan pek çok atıyorum kurşun. İşte bir otoban kenarında yaşıyordur. Kurşun gelir bedene yerleşir. Ve orada artık fonksiyon, disfonksiyon bakın kullanmaya başlıyoruz tanımları. Disfonksiyonlar yaratmaya başlar. Ya da işte metabolik atıklar. Vücut işte asidozu uzaklaştıramaz. Mesela örneğin keto asidoz yaşar. Ne olur? Ya da ketonların fazlasını uzaklaştıramaz. Ne olur? Dokuda bir pH dengesizliği yaratır. Ya da bazı besinsel fazlalıklar. Ne gibi besinsel fazlalıklar? Mesela belki de hücrenin içerisinde bulunmaması gereken sindirilmemiş proteinler vardır. Bak, bu da toksin kabul edilebilir. Kısacası ikiye indirdim. Ya yok ya bir tane sunumumda bir tane hocalarımdan bir tanesi dedi ki ya yok sahibi ya bu kadar basit olamaz. Yani şimdi genetik hastalıklar dedi. Yine genetik hastalıklar da mı yani bunların arasına giriyor? Arkadaşlar trafik ben bir anlatırım. Trafik kazalarının bile bunlarla ilgili olabileceğini düşünmeye başlarsınız. Mesela adamın B12 eksikliği olduğunda hafızasının unutkanlık yapabileceğini düşünüyoruz da ya da dikkatsiz olabileceğini düşünüyoruz da trafik kazasına neden olamayacağını mı düşünüyoruz? Değil mi? Bakın yani her şey birbiriyle iç içe. Dolayısıyla bugün anlatacağım genetik, epigenetik, DNA metilasyonu ile ilgili olduğunu anlayacaksınız. Şimdi benim çocukluğumda biz işin içinden çıkamadıkları tıpta ki ben de o hastalardan biriydim. Profilimi incelerseniz orada bir hikayemi anlatmışlığım var. İşin içinden çıkamayınca pek çok hastalığa genetik derlerdi. İşte annen de olması, baban da olması, halan da olması tanının konulması için yeterliydi. Günümüzde artık genetik kavramının ne boyutta olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki tamam genetik mi ama bu basit bir DNA metilasyonu mu yoksa yani single nucleotide polimorfizmler mi? Bu polimorfizm heterozigot mu? Atıyorum MTHFR gen mutasyonundan bahsediyorum. Bu homozigot mu, heterozigot mu? Yüzde kaç? Tamam. Bunlara kadar düşünmemiz gerekiyor artık ve bu işin biyokimyasını doktorlardan daha iyi, hatta hani e kadar veya daha iyi bilmemiz gerekiyor ki beslenme konuştuğumuzda herkes önünü iliklesin. Çünkü birazdan beslenmek anlatmaya başlayacağım. Bunların beslenme ilişkisini anlatmaya başlayacağım. Önce bunları bilmeliyim ki doktor sen ne diyorsun ya demesin ya da diğer meslek grupları. Şimdi genetiği de abartmamak lazım. Şimdi aslında görmeyi öğrenin. Her şeyin birbiriyle ilgili olduğunu, bağlantılı olduğunu fark edeceksiniz diyor Leonardo da Vinci. Şimdi ne diyor burada bize? Yani diyor ki her şey birbiriyle ilintili.
Her şey az önce dedim ya çok basit. Peki her şey birbiriyle ilintiliyse demek ki belirli bir yerde birbirlerine bağlılar. Birbirine bağlı olan bir bütün aslında çok basittir değil mi? Mesela dünya çok kompleks bir yer. İşte girin bir insanı araştırıyorsunuz. Önce kabileyi sonra içine giriyorsunuz. Mikrobiyotasını görüyorsunuz. Aman tanrım ne kadar karışık geliyor size. Tamam. Biraz uzaklaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki aman tanrım inanılmaz hayvanlar alemi, bitkiler alemi, fungal. İşte Netflix'te mesela Funguslar diye belgesel var. İzliyorsun sadece funguslar baş döndürüyor. Ama çıkıyorsun uzaya, bakıyorsun dünyaya. Çok basit. Tamam, diyorsun ki mavi gezegen. Bu kadar. Tamam, evrende, koca evren için çok basit. Çünkü bir noktadan ibaretiz. İşte bunu anlamaya başladığında, aslında senin bir hücreden ibaret olduğunu anladığında her şey çok basitleşiyor. Şimdi bunu konuşuyorum ya, hemen basitleştireyim mi sizin için? İster misiniz? Arkadaşlar yazıyı benim için daha dikkatli okur musunuz? Yazım hataları var. Fark ettiniz mi? Mesela ben görmeyi yazmışım. İlkinde ö yazmış, ikincisinde o yazmış değil mi? Evet, var hocam. Yani hemen yazım hatalarını gördünüz değil mi? Ben söyleyince birden, belki bazılarınız görmüştür ama ben söyleyince daha dikkat, aa evet, yanlış yazmış bazı yerleri. Şimdi arkadaşlar bizim beynimiz küçük böyle minik kusurlara odaklanmaz. Beynimiz odaklanmıyorsa genlerimiz de odaklanmaz. Yani evet, o zaman geriye dönelim. Şimdi genetiğe baştan bakalım. Hani genetik biz biliyoruz ki işte çift sarmal, bak burada DNA zincirimiz var. Genetik eğer vücudunuz bir şey okuyabiliyorsa, yani basit nükleotit polimorfizmleri ise aşılabiliyorsa, heterozigot mutasyonlar varsa, hatta bugün artık homozigot mutasyonların bile kalıcı kusurlar. Yani bugün homozigot bir MTHFR mutasyonu %30 %70 kayıpla işlev kaybı yaratıyor. Hala %30 umut yaratıyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Vücudumuz hala kusurlara değil, çözüme odaklı. Dolayısıyla bizim bedenimiz aptal değil. Bizim bedenimiz çözüm odaklı, iyileştirmeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Biz ondan daha bilge değiliz. O daha bilge bizden. Önce ona öyle, hani biz az önce dedim ya, bizim bize saygıyla eğer gömlek iliklesinler istiyorsak, biz de bedene saygıyla gömlek ilikleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu adam, bu beden ne yapmaya çalışıyor? Bugün bunun temelinde DNA metilasyon bozukluğu olduğunu biliyoruz ve metilasyonu anlatmaya başlıyoruz. Metilasyon arkadaşlar, aklınıza ne geliyor? Bütün vücuttaki biyokimyasal süreçlerde metilasyon kelimesini kullansam yanlış kullanmış olmam. Yani bugün aklınıza ne geliyor? Mesela hormon mu üreteceğim? Metilasyon. Mutlaka kullanıyorsun. Güleceğim, eğleneceğim. Serotonin mi üreteceğim? Metilasyondan geçiyor bunun yolu. İşte bir proteini metillemem gerekiyor. Arjinini oturup serotonine metillemem gerekiyor. Ya da işte bugün bir östrojen, progesteron mu üretmem gerekiyor? Ya da yıkmam, fazlasını parçalamam mı gerekiyor domine olmaması için? Burada da metilasyonu konuşmam gerekiyor. Kısacası vücutta aktifleştirmek, yıkım, aklınıza ne geliyorsa işlev aktivasyonları, bütün bu kimyasal süreçler metilasyondur. Ama temelini anlayacak olursak önce vitaminleri anlamamız lazım. Şimdi biz okulda bu konuyu öğrendik. Vitaminler, vital yaşam demek. İşte vital, amin grubu. Yani o amin ne? Amino asidin amini. Yani vitaminler proteinler için var aslında. Vitaminler tek başlarına bir halt yapmıyorlar. Yani o unutkanlığa B12 iyi gelmiyor. B12 bir proteini metilleyerek, tamam, lizini metillediği için, beynin ihtiyacını gördüğü için o işi görüyor. Mineraller, vücudumuzda pek çok mineral var ama en yoğun olarak işte potasyum, sodyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gösterilebilir. Bunlar da yine metilasyona hizmet ediyor. Çünkü vitamin ve mineralleri çıkar bu denklemden, proteinleri metilleyemezsin. Bunlar kofaktör. Eksikliklerinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanır. Şimdi önce metilasyonu anlamak için önce vitaminlerin aktifleşme hikayesini anlamamız lazım. Metilasyon
vitaminlerin aktifleşmesiyle başlar. Önce vitaminler aktifleşir, sonra proteinleri metillerler. Sonuçta fizyolojik iyileşme ya da işte artık hani dedim ya vücuda saygı duyacaksın. Sonra vücut ne istiyorsa onu yapar. Hani sen vücudu yönlendirmezsin. Sen ham maddeyi verirsin, o ihtiyacını alır, gerekeni yapar. İsterse B12'yi hafızaya yatırır, isterse nörolojik iyileşmeye yatırır. O onun bileceği iş. Neye önceliği varsa. Hani mesela biz okulda öğrendik ya, 3. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar işte böbrek koruyucu diyet mi yazalım, işte karaciğer koruyucu diyet mi? Hangisinin önceliği olacağını biz karar vereceğiz değil mi? Burada tabii ki bir böbreği seçiyoruz değil mi? İlk diyoruz ki böbrek, karaciğer kendini rejenere edebilir, böbreği seçmeliyiz. İşte burada da vücut bizden daha şey değil yani, cahil değil. O önceliği biliyor zaten. Sen vitamini verdiğinde o ilk neye ihtiyacı varsa onu çözecek. O böbreği koruması gerektiğini daha iyi biliyor karaciğeri koruması gerektiğinden. Şimdi o yüzden ilk olarak aktif form vitaminin ne olduğunu, yani vitamini öğrendik. Aktif formun ne olduğunu anlatacağım. Şimdi burada anlatıyorum ama vegan varsa aramızda bana kızmasın. Burada tabii ki ben veganlığa düşman değilim. Ama bitkisel formda pek çok vitamin pasif formda vitamindir. Biz bunu alırız. Tabii ki bedenimizde bir polimorfizm yoksa bunu aktifleştirebiliriz. Vücudumuz onu metilleyerek aktif formlara dönüşür. Mesela örneğin folik asit. Hepimizin bildiği folik asit pasif formda bir vitamindir. B9 vitamindir. Biz bunu alırız vücudumuza. Metil tetrahidrofolat redüktaz enzimi, ki bu MTHFR geni sayesinde olur. Bu gende bir polimorfizm yoksa metil tetrahidrofolat redüktaz alır bunu folata dönüştürür. Aktif folata dönüştürür. Tabii önce folata sonra aktif folata dönüşür. Mesela eksikliğinde basit gebelikte mesela folat verirler. Belki pek çoğunuzun işte akrabasında da hani denk gelmişsinizdir. İşte folat verirler şeye gebeye. Neden? Nöral tüp defekti olmasın. Neden? İşte doğumsal anomalileri olmasın. Zeka geriliği olmasın vesaire. Pek çok sebepten. Otizm olmasın gibi fazlası ya da azı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Vücudumuz onu aktifleştiriyor. Aktifleştiremezse ne oluyor? Tekrarlayan düşükler. Anomali doğum. İnanılmaz fazla vaka. Mesela benim burada en çok ekmeğini yediğim hikayelerden bir tanesi, pek çok kadın doğumcu bana tekrarlayan düşüklerde şey yapar. İşte diyetisyen Sahil Beyaz'ı görün. Ben bunu burada kabul ettirdim mesela. Tabii ki sınırlı. Hani burada toplasam 20 taneye yakın kadın doğumcu benim bu şeyimi biliyor ve bana hani hasta yönlendiriyor. Ama zaten ben bütün dünyayı iyileştiremem ki. Bakın anlatıyorum, siz iyi yedin onları diye. Yani inanılmaz. Bunu bildikten sonra bunu birilerini iyileştireceksiniz ve belirli bir yerden sonra bir bakacaksınız. Kadın doğumcular size sırf siz folatın farkını biliyorsunuz diye işte hasta yönlendirecekler. Onlar bilmek zorunda değil, anlatmak zorunda değilsiniz her şeyi onlara. Şimdi mesela aktif form vitamini biraz daha açacak olursak. Mesela okulda beta karoteni biliyoruz ya, beta karoten. Bunun retinole dönüşümü bile aslında bir metilasyon hikayesi. Yani ne yapıyor? Bak iki tane enzimatik aktivasyon kullanılarak metillenmiş. Bir başka örnekle açıklayalım. Mesela piridoksinle piridoksalın farkını duydunuz mu? Ya da P5P diye bir şey duydunuz mu? Belki pek çok canlı yayında da ya da ilaç firmalarından da gelip işte P5P var içerisinde. Hani P5P aktifleştirilmiş B6 demek, piridoksal demek. Şimdi burada piridoksin bitkisel kaynaklı, az önceki folik asit gibi bitkisel kaynaklı bir B6 kaynağı. Mesela fazla alındığında piridoksalın emilimini bozuyor. Mesela piridoksin bunu atabilirim yanılmıyorsam, metot kısmına da bakabiliriz. Piridoksinin tabii belirli çok fazla almanız gerekiyor. Yanılmıyorsam 50 miligramlara çıkmanız lazım piridoksin olarak. Şimdi fazla aldığında piridoksalın aktifleşmesini bozuyor. Şimdi burada bakın piridoksini almış. Önce piridoksin 5 fosfat, daha önce bir fosfat kullanmış. Yani bir ATP kullanmış. Yani aktifleştirmek için enerji de gerekiyor. Bir vitamini aktifleştirmek için aynen, örneğin magnezyum ile birlikte alınması lazım. Magnezyuma kofaktörlük yapar bu. Onu da hani ekleyelim. O ayrı bir konu. Hani magnezyumun emilimini bağırsakta aktif taşımayı hızlandırıyor diyebiliriz orada. Şimdi burada piridoksinin aktifleşme hikayesine dönecek olursak, burada riboflavin de kullanmış ama riboflavinin de aktifleşmesi gerekiyor. Yani
İnanılmaz Arap saçı bir hikaye. Bizim vücudumuz bunu zaten milyonlarca kez yapıyor saniyede. Ben işte menemen yediğimde de yapıyor. Atıyorum tere yediğimde, su teresi yediğimde de, işte bir kuzu kulağı yediğimde de yapıyor bunu zaten. Ama belirli bir yerden sonra bunun işte hani krizi yaşanmaya başlanıyor. Şöyle devam edelim. Bunu da duyacaksınız. Aktif form mineral lafını, bunu da işte ilaç firmalarından duyabilirsiniz. Arkadaşlar, aktif form mineral diye bir şey yok ama bu söylem doğru bir söylem. Aktif form mineral şu demek: emilimi daha kolay olan, yani pek çok vitamin ve mineral markası size geldiğinde bir içeriğini okuyup işte çinko, hocam işte biz çinko çalışıyoruz. İşte atıyorum her kapsülünde 30 miligram çinko var. Bu onun değerli olduğu anlamına gelmez. Atıyorum kötü bir mineralle şelatlanmışsa o mineral, mesela örnek veriyorum, bir magnezyum ya da bir demir bir oksit formla ya da bir karbonat formla şelatlanmışsa buna şelasyon deniyor. Ve bunu neden şelatlıyoruz? Emilimi hızlandırmak için bağırsakta şelatlanıyor ya da hücrenin içerisine girmesini kolaylaştırmak için. Şimdi burada eğer emilimi mesela oksitle verirsen magnezyumu, laksatif etki gösteriyor. Şimdi mesela alıyorsun onu glisinle, yani bir amino asit olan bir glisinle şelatlıyorsun, hop hızlı emiliyor. Hatta direkt beyne gidiyor. Hatta beyinde ayrışıyor ve glisin orada glutatyon rezervlerini arttırıyor. Wow, yani sekonder kazançlar da sağlıyor. Dolayısıyla aktif form mineral söylemi doğru. O yüzden arkadaşlar, satın aldığınız ya da reçete ettiğiniz diyeyim pek çok vitamin ve mineral markasını, ki benim için ben asla hepsini ayrı ayrı yazmam, yani pek çok şeyi kombin şekilde yazıyorum. Bunların içeriğine bir bakın, aktif formlar mı? Yani önce vereceğim vitamin ve mineral vücuda metilasyon yükü oluşturacak mı? Yani çünkü ben piridoksin verdim, fazla verdim dert. Onu verdim, işte onun piridoksala dönmesi için, piridoksal 5-fosfata dönmesi için riboflavin 5-fosfat kullanacağım. Bir de onu da harcamış olacağım. Bir de ATP harcamış olacağım. Kısacası verdiğiniz şey yeni bir masraf çıkarmamalı. Bizler diyetisyeniz. Önce vereceğin, sen var ya tıpta, önce zarar verme. Vereceğin gıda ya da gıda takviyesi önce zarar vermeyecek. Önce bir şey çalmayacak vücuttan. O yüzden bu aktif form vitamin ve mineral söylemini öğrenerek başlayın bu işe. Genel olarak aktif form vitamin ve mineralleriniz varsa, metilasyon ve yeterli protein tüketiyorsanız, metilasyon çok gıcırında işler. İşte yeterli bir metilasyon seviyesi olduğunda DNA üretiminiz kusursuz olur. Böylece yeni mutasyonlar oluşmaz. Eski polimorfizmleriniz onarılabilir. Ki biz şimdiye kadar hiç onarılamaz diye biliyorduk. İşte nörotransmitter üreteceğim, işte dopamin üreteceğim. Adam Parkinson hastası, sen sadece metilasyonu biliyorsan ya da birazcık metilasyonla ilgili işte şu bugünkü anlattıklarını bir kafanda bir grafik oluşursa, adama metilasyon reçetesi verirsin. İşte metilasyonunu destekleyen bir beslenme tarzı ya da işte altında metilasyonun neyin bozduğunu fark edersin. Tık verirsin, inanılmaz Parkinson'un iyileşebileceğini görürsün ya da iyileşmek çok ciddi bir iddia olacaktır. İlerlemesini durduracağın, yani adam için basit bir el titremesinin azalması bile bir devrim. Ya da işte detoksifikasyon. Hepimiz konuşuyoruz. İşte smoothie içiriyoruz. İşte bir şey yapıyoruz. Yapalım. Sıkıntı yok. Bunu eleştirmiyorum asla. Bunun da zaten metilasyona hizmet eden bir yanı var. Çünkü vücut, sen ne yapıyorsun? Vücudun bağırsaklarını temizliyorsun. Toksini azaltıyorsun. O toksin gidip bir yerde metilasyon malzemelerini çalmayı bırakıyor. Ve sen iyileştiriyorsun. Bak, işe yarıyor. Ama vücudun gerçek metilasyon, detoksifikasyon kaynağı, glutatyon, İşte melatonin, uyku hormonu diye biliyorsunuz ama aslında bir antioksidan. İşte vücudun en baba detoksifikasyon malzemeleri metilasyonla üretiliyor. Histamin. Bugün artık pek çok diyetisyen histamin lafını hastalarından duyuyor ve duyacak da. İşte hocam, benim histamin intolerasyonum var. Gelecek karşınıza, oturacak hasta. Bazen histamin intolerasyonunu bilmeyenler için söylüyorum. Tokatlamaya başlayacak. Çünkü okuyor insanlar. Çünkü onun bir derdi var ve çözüm istiyor. Basit histamin metilasyonunun, şimdi orada geriye döndüğünüzde genetikten hemen sonra tekli nükleotit polimorfizmlerin arasına DAO'da yazmışım. DAO ne?
Diamin oksidaz bağırsakta histamini parçalayan bir enzim. Nasıl üretiliyor? Enzim deyince aklınıza ne gelecekti? Protein. Proteinle üretiyoruz. Protein deyince protein metilasyonu, kesinlikle yine bu işin içerisinde metilasyon vardır diyeceksin. Yani ben metilasyona yatırım yaparsam bu işi çözerim diyeceksin. Hormon metabolizasyon söyleyemedik. Mesela ne olacak? Gelecek hasta sana fizik muayene bulgularında, belki bunu tahlillerde de görebilirsiniz. Fizik muayene bulgularına da bakabilirsiniz. İşte dersin ki östrojen metilasyonu çok kötü. İşte ne olabilir? Östrojen dominasyonu vardır. İşte aşırı kanamalı adetler mesela. Bunları tabii oku babam oku ezberlersiniz artık zamanla. Artık hasta size söyledikçe, ağzından döküldükçe işte hormonal bozukluklar keşfedeceksiniz. İşte hocam saç dökümüm var. Hocam işte hormonal bozukluklarım var. Hocam işte kadınsa memek isterim var. Hocam işte rahimsel bozukluklarım var. İşte dediğim gibi poliverk isterim var, miyomlarım var. Bunlar hormon metabolizasyonu ya da işte erkeklerde işte hocam testosteron azlığı var. İşte kıllanma fazlalığı var ya da fazlalığı da olabilir ya da tam tersi kadınlarda da olabilir. Hirşutizm olabilir. Bütün burada hemen aklına direkt yine metilasyon gelecek. Hani dedim ya, çok basite indirgeyin her zaman düşünmek için. İnanın bu kadar kompleks değil. İnanın size pazarlandığı gibi, altını çiziyorum, pazarlandığı gibi bu kadar kompleks değil. İşte göz sağlığı, yağ yakımı. Bugün sen bir yağ yakıyorsun. Sen adamın 7 yıl önce yediği yağı yakıyorsun. Tamam. O yediği yağ, atıyorum, trans yağdı. Sen orada ciddi bir detoksifikasyon da yaptırmaya çalışıyorsun. Çünkü adamın depoladığı geçmişteki yağında arsenik var. Belki çok kötü besleniyordu. Belki adam yeraltı sularıyla besleniyordu. Toksik var. İşte otoban kenarında yaşıyordu 7 yıl önce kilo aldığında. Kurşun var bedeninde. Sen tekrar yağ yaktırdığında onu detoksifiye etmek için de metilasyonu kullanacaksın. Hızlıca geçeyim. Çünkü artık biraz detaya inmem lazım. Peki nedir bu metilasyon? Bunu şeyden bulabilirsiniz. Bu bana göre en güzel çizen Mustafa Atasoy'un Fonksiyonel Tıp kitabının ilk giriş sayfasında çok güzel ve bağlantılı çizilmiştir. Dedim ya, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu görün diye bunu böyle yaptım. Metilasyon temelinde 4 döngüden oluşuyor. Folat döngüsü, bu işin kalbidir. Metiyonin döngüsü, siz bu işi bilirsiniz. Bak, metiyonin, homosistein. Hani vardır ya metiyonin kısıtlı diyetler. Hani hatırlayın, ikinci, üçüncü, şey, üçüncü, dördüncü sınıflarda metiyonin kısıtlı diyetler yazdırdılar işte bize. O işte metiyonin, metilasyonun kalbidir. Zaten metilasyon döngüsü adını alır. Transsülfürasyon döngüsü, ben ona genel olarak egzoz diyorum. Yani toksiği attığımız döngü. Bir de biopterin döngüsü. İşte hormonal, serotonin, dopamin, işte adrenalin gibi, melatonin gibi nörotransmitterlerin üretildiği döngü. Folata böyle yakından bakalım. Az önce dediğim gibi önce ne yapıyoruz? Burada folik asiti, taze ot, sebze, meyve yiyoruz. Folik asit alıyoruz bedenimize. Sonra burada metil tetridrofolat redüktazla, işte burada biraz S-adenometiyonin kullanarak, burada işte FAD kullanarak, flavin, adenin, dinikloetit. Arkadaşlar FAD, gördüğünüz yere riboflavin demeyin. Riboflavin 5 fosfat deyin. Çünkü B2 vitamini çok fazla fosfora, yani fosfata ihtiyaç duyar. Çok fazla ATP çalar vücuttan kullanılmak için. O yüzden ona da R5P deyin. Hani az önce P5P dedik ya, buna da R5P deyin. En azından siz reçete edecekseniz R5P yazın. Yoksa zaten bitkilerden aldığımız riboflavin olarak alıyoruz. Onu vücut kendi halletsin artık. Burada ne yaptık? Şöyle, pardon, biraz geri gidelim. Şöyle aldık, aşağı indik, metilfolata dönüştürdük. Sonra vücudumuz aldı bunu. Buraya dönelim. Bakın şuraya bakın. Fareye. Bir önceki slayta geri dönüyorum. Şudur işte burası. Burası folat elde ettik. Elimizde MTR elde ettik. MTR metiyonin döngüsünü nasıl destekledi? Fark ettiniz mi? Yani folat metiyonini destekledi. Aynı zamanda folat kobalt dediğimiz. Kobalt bir mineral değil mi? Değil mi? Bir soru hepimize. Ama kobalt bir mineral değil, aynı zamanda vitamin. Mesela biz diyoruz ki kobalamin diyoruz. İşte metil kobalamin, B12 vitamini oluyor. İşte vücutta depo olarak adenozil kobalamin diyoruz. İşte hidroksi kobalamin diyoruz. Bunlar depo formları. Ama kullanıldığı form, yani aktif formu metil kobalamin. İşte metil kobalamini, yani kobaltın da metil kobalamine dönüşmesi
Bakın ne oldu? Folat destek oldu ona. Ona R5B destek oldu. Yani bir zincir. Biz ne yaptık? Homosisteini, yani kükürtlü bir amino asit olan sisteini aldık, metiyonine dönüştürdük. Bu yolaktan dönüştürebiliriz B12 ile. Bu yolaktan da dönüştürebiliriz. Arkadaşlar piyasadaki supplementlerin %90'ı bu yolaktan düzeltmeye çalışır. Bakın şuradan, şu tam görünüyor mu? Kestirme yolak diyorum. İçinde çinko betain çok yüksek bulunur ve direkt homositeini düşürmeye neden olur. Ama bilmedikleri olay şu, evet sen bunu doktora reçete ettirirsin ama doktor söylemeyi unutur hastasına. Bunu uzun vadeli kullanma diye. Bakınız mide koruyucular 15-20 yıldır kullanan var. Tamam? Yani meslekte şu an hasta, aktif hasta alanlar için söylüyorum. Gınay gelecekse tabii ki sizin bıraktırma yetkiniz yok ama bunu tabii ki bir yoğurdu çalın göle. Yani bunu çok uzun vadeli kullanımını desteklemeyen doktorlar var deyin, çekilin aradan. Bırakın birbirini sorgulasın hasta. Ama 20 yıl vallahi cinayet yani, bildiğin cinayet. Dolayısıyla bu döngü hipermetiyonemi yaratacak. İşte pek çok sunum yapan, bakın benim dışımda metilasyonu kim anlatıyorsa hipermetilasyon diye bir laf kullanıyor. Arkadaşlar hipermetilasyon diye bir zırvalık yok. Hipermetiyonemi diye bir zırvalık var. Bu da onların kendi yarattığı bir zırvalık. Yani kendi başına hipermetiyonemi neredeyse doğada mümkün değil. Onları yani verirsin, abartılı derecede betain ve çinko verirsin, o hipermetiyonemi yaratır. Ama sen bütün vitamin ve mineralleri dengeli verirsen, bunların fazlasını atıyor vücut zaten. Yani sana sormadan B12'yi atıyor. Sen merak etme, suda çözünen bir vitamin o. Bakmayın kan değerlerini tavan yaptırdığına. Bırak kullanmayı, bir ay içerisinde düşer. Çok gerilmeyin yani. O yüzden bunların desteklerini ben vererek, bakın mesela metiyonunu elde ettik. Adam magnezyum vermemiş. Mesela az önce biri söyledi magnezyumu. İşte magnezyum vermemiş burada. Sen tabii ki o metiyonun birikir, SAME'ye dönüşemez. S-adenometiyonuna dönüşemez. S-adenometiyonuna dönüşemediği için adam orada serotonin elde edemiyor. Ya da işte melatonin elde edemiyor SAME'si eksik olduğu için. Sen burada diyorsun ki ama verdim metilasyon şeyi, desteği vermemişsin. Magnezyumu eksik vermişsin gibi. Şimdi bunun egzoz sistemine geçelim. Transsülfürasyon döngüsü. Glutatyon mesela arkadaşlar, burada glutatyon şeyi üretimi tamamıyla metilasyonla ilgilidir. Bakın. Burada bazı antioksidanlar mesela kuersetinin hastalık döneminde metilasyon sistemini desteklediği biliniyor. O yüzden mesela kuersetin gibi antioksidanlar, o yüzden az önce dedim ya hani siz bazen smoothie veriyorsunuz. Ne veriyorsun? Mesela elma veriyorsun. Elma smoothie'si verdin diyelim. İçerisinde elma havuç suyu var. Çok zengin elma kuersetinde. Tabii hemen sık içmesi koşuluyla ya da işte bir slow juicer'la alması koşuluyla. Hop kuersetin verdin hastaya. Ya da işte üzüm çekirdeği ekstrelerinde var mesela gibi. Ama ben direkt supplementlerde tercih ediyorum. Gibi böyle antioksidanların da metilasyonu destekleyici etkileri var. Bakın yine bu sistein dediğimiz yine kükürtlü amino asit neyde var en çok? Bilen sarımsak. Yani ben tutup da sistein desteği almama gerek yok. Soğan sarımsak yesem, evet brokoli aynen lahana. Yani gırla. Biraz brokoli ile lahanayı haşladığımızda o işte o sülfür, biraz o sülfürofan dediğimiz şeyler biraz buharlaşmaya meylederler. Çünkü halojenlere bağlıdırlar. Onlar biraz sıkıntılı yani. Dolayısıyla benim tercihim daha çok çiğ yemek, yani brokoli değil de mesela lahanayı salataya katmak gibi şeyler, tabii ki güçlü bir mide varsa çok iyi gidiyor. Şimdi aldım sisteini. Tabii hastalık döneminde mesela bazen bunun eksiklikleri olunca doktorlar sistein yazar. Bilir misiniz? Mukovitce, şimdi tam grip mevsimi. Ya da işte NAC. NAC mesela. Aa ilaç değilmiş. NAC. İşte Mukovitce. Mesela biliyor muydunuz bunun ilaç olmadığını aslında? Sistein veriyor adam, soğanı veriyor. Yani kükürtlü bir amino asit veriyor. Evet asetil sistein. Ama asetil sistein ülkemizde işte ilaç ruhsatlı olduğu için, zamanında öyle aldıkları için supplement olarak geçmiyor. Yakın zamanda melatonin de işte supplement olarak geçmeye başladı. Yani bunun aslında beslenmeyle ilgisini fark ediyor musunuz?
Hani tıbbın tamamıyla aslında besinlerle bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını. Mesela bakın burada da işte bu yolak Krebs'e gidiyor. Krebs'e gelip bakalım. Bakın pek çok vitamin, mineral, işte alfa lipoik asit var burada, bak B2 var. Bak burada işte kalsiyum var, B5 var, çinko var, işte bakır var, başka L-karnitin var, koenzim Q10 var. Bütün bunların bakın enerji metilasyonuna katkı sunduğunu görüyoruz. Ne oldu? Adam geliyor sana diyor ki hocam bende isteksizlik var. Ya, bu cinsel de olabilir, bu işte sosyal isteksizlik, bu işte bir depresyon da olabilir. Aklına direkt enerji metilasyon bozukluğu gelecek. Yani basitleştireceksin her zaman. Biyokimyasına ineceksin işin. Yoksa her şey çok karmaşık ve bulanık gelir sana. Mesela adam yazıyor işte ağır metal şelasyonu. İntravenöz glutatyon takılıyor. Tamam. Yani şimdi o ayrı bir hikaye. Tamam. Hiç girmeyeceğim. Tamam, yapan yapsın. Ama arkadaşlar glutatyon dışarıdan alındığında hücre içerisine giremiyor. Giremiyor. Girmesi için önden glutatyon peroksidaz tarafından parçalanması gerekiyor. Glutatyon lazım. Yani mesela ne oluyor? Karaciğer enzimlerinde işte GST bakıyor musunuz? İşte AST, ALT, GGT. İşte GGT dediğimiz şey o glutatyonu parçalayan zımbırtı. Tamam. Şimdi orada glutatyonu vereceğine sen hastaya metilasyonunu düzelt. Metilasyonu bozan etmenleri de alttan kaldır bir yandan. Yani adama sisteyin soğan ver. Bak burada mesela yazmışım. P5P ver adama. Ya da bütün metilasyon donörlerini ver. Soğan yedir üstüne. Biraz bak burada glisin, glutamin görüyor musunuz? Nedir? İşte yara iyileşmesinde elzem bir amino asittir. İşte kanser hastalarının özellikle bağırsak kanserlerinde vesaire deli gibi öder vücut. Devlet ödemesi var. Mesela ne yapıyoruz? Bak glutamin ve glisin yani bildiğin et suyu, tavuk suyu, dur sana bir tavuk suyu yapayım da iyileş dediğiniz zımbırtı aslında glutatyon metabolizması için bir detoksifikasyona hizmet ediyormuş. Bakın metalotiyonin için ekstradan çinko vermemiz yeterliymiş. Nedir metalotiyonin? Metalotiyonin daha önce duyduğunuzu hiç zannetmiyorum çünkü hiç duymadım. Hiçbir fonksiyonel tıp hekiminin ağzından duymadım. Ve metalotiyonin arkadaşlar bedenimizin ürettiği main metal binding protein yani vücudumuz metalleri, ağır metalleri bağlayabiliyor. Ha fazla üretmenin tek bir dezavantajı var. Biraz demir işel atlıyor. Biopterin döngüsüne gelelim. Benim en sevdiğim döngü. Burada işte direkt bakın proteinler. Bakın arginin. Mesela arginin çocukluk döneminde elzem bir amino asittir. Çocuklara mesela argivit var. Argivit reklamları döner. Argivit arginin verirler. Neden arginin verirler? Yavrum benim çocukların hepsi zaten doğuştan mutlu. Onları kızdıramazsın, küstüremezsin. 2 dakikada hemen barışır seninle. Ne sayesinde? Bakın arginin, flavin adenin dinikloatit, yani riboflavin 5-fosfa. Bakın demir kullandık, hop. Ne yaptık? Sitrulin, P5P, hop. Serotonin, bakın burada B6 var, P5P. Serotonin elde ettim, artık mutluyum. İşte çocuk olarak. Ben uyuyacağım, çocuklar çok uyur bilirsin. Hop, bak pantotenik asit kullandım burada. Yani bizim metilasyon dediğimiz zımbırtı için vitamin ve minerallere başla. Yani dedim ya önce vitamin ve minerallere ihtiyaç var. Önce vitamin ve minerallerin aktifleşmesine ihtiyacımız var. Onları aktifleştirdik. Hop bak melatonin elde ettik mis gibi. Artık mışıl mışıl uyuyabilirim. Peki melatonin sadece uyku hormonu mu? Hayır. Benim arkadaşlar ökaryot ve prokaryot fark etmeksizin tek hücrelilerin dahi kullanabildiği tek antioksidan glutatyon değil melatonindir. Yani belki de dünyanın ilk tek hücreli canlısı antioksidan olarak tutup quercetin kullanmıyordu. Tutup elka işte mesela nedir resveratrol kullanmıyordu. Melatonin kullanıyordu ilk olarak. Tamam. Mesela burada melatonin bunun için gerekiyor. Bakın dopamin yine epinefrin döngülerini geçebilirsiniz. Pek çok hastalığın bilinen psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere işte histamin intolerasyonları bilinen bütün metilasyon bağlantılı. Şimdi ben bunu anlatınca yine aynı şey oluyor. Hani metilasyon biyokimyanın kalbini anlatıyorum. Dedim ya her şeyin basit kesişim kümesini anlatıyorum. Hücrenin iyileşmesiyle ilgileniyorum. Koca benim işim IBS'le kronu ayırmak değil.
Benim işim işte Parkinson'la MS'i ayırmak değil. İkisine nörolojik dejenerasyon muamelesi yapıp altta yatan nedene odaklanmak. Ben biliyorum ki altta yatan neden ağır metal toksifikasyonuysa, ben biliyorum ki vücutta işte main metal binding proteini artırırsam, hop 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 geriye gidelim. Ben biliyorum ki burada metallotiyonini, glutatyonu artırırsam o ağır metalleri ortadan kaldırabilirim. Demek ki hop kökenine indiğimde bu işin biyokimyasal sürecine bakmış oluyorum. Burada pek çok işte şeyler var. Peki kime metilasyon desteği verilmeli en çok? Arkadaşlar en çok ne olur? Otoimmün hastalara. Yani bir Hashimoto geldiğinde, bir Graves geldiğinde, bir tip 1 diyabetli geldiğinde. Burada bütün artık şeyleri, otoimmün hastalıkları sıraladım. Bunlar geldiğinde en çok yapıştırın. Kafanızda direkt deyin ki metilasyon bozuk. Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Bu birinci sorum. İkinci sorum, neden bozulmuş olabilir? Hemen ikinci soru mu? Burada romatoid artık gelmiş. Mesela ben ilk mesleğe başladığımda bir yandan da işte yani immünolojik olarak bazı şeyleri kısıtlamam gerektiğini biliyorum. Mesela örnek romatoid artritte bu işin işte bir bağırsak flora bozukluğu olduğunu duyuyoruz vesaire. Hani bunu ben söylemiyorum. Bunu zaten Hipokrat söylemiş arkadaş. Yeniden keşfetmeye başka bir hani başka bir şey yaptığımız yok. Sadece her gün yeniden binlerce yıldır söylenen şeyi yeniden keşfediyoruz ya da ispatlıyoruz. Ha mesela orucun iyi geldiğini biliyoruz da işte 2016'da işte ne yaptı Japon bilim adamı Yoshinori Oshimi gitti Nobel aldı. Neyi ispatladı? İşte dedi ki abi kanserli hücreleri yiyormuş sağlıklı hücreler, otofaji yapıyormuş. Lan zaten biliyorduk yani. Yani bazı şeyler bilinir, yani bilinir, vardır, görünür. Ama bunun ispatlanmasını beklemeyin. Yani bugün belki 30 yıl sonra bazı probiyotik türlerini belki diyeceğiz ki turşu probiyotik değilmiş, evet kombiyotikmiş, ama işte 30 yıl sonra diyeceğiz ki bazı zararlı dediğimiz bakterilerin de yararlı etkileri varmış. Mesela Covid döneminde streptokokusların bile Covid'e iyi geldiğini fark ettiler. Yani zatüre yapıyordu. Yani bilimi karmaşıklaştırmayın kafanızda. Bırakın onlar karmaşıklaştırsın. Bizler beslenme uzmanıyız. Bizler bu işin kökenindeyiz. Yani biz biliyoruz ki sağlıklı beslenerek elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Zaten garanti veriyorum, zarar da vermeyeceğiz doktorlar gibi. Çünkü elimizde zarar veren bir argüman yok. Yani sen hastaya soğan önerdiğin için, midesi de güçlüyse tabii ki ona göre biliyorsun. Adam ölmeyecek zaten. Tamam. O yüzden cesur olun arkadaşlar. Şimdi gelelim mesela tiroid hastalıkları, bu otoimmün olmak zorunda değil. Kronik inflamasyon. İnflamasyon kelimesi. Bütün hastalıkların mesela altında bir inflamatuar süreç yatar zaten. Mesela senin elin kesilsin. Onun ilk iyileşme fazı inflamasyondur. İnflamasyon, proliferasyon, rejenerasyon diyoruz değil mi? Ya işte o önce inflame olacak ki. Ya da işte biri kafana vurdu, önce şişti kafan. Değil mi? Biraz şişti. Önce inflame olacak orası. Sonra prolifere edecek orası. Sonra rejenere edecek. Yani inflamasyon dediğimiz her şey aslında bir metilasyonla ilgilidir. E peki inflamasyon sonlanmazsa işte o zaman kronik inflamasyon oluyor. Peki sonlanması için ne gerekiyor? Metilasyon malzemesi gerekiyor. Vücut geliyor. Ambulans geldi olay yerine. İnflamasyon var. Tamam. Bir kafana vurdu. Ambulans geldi olay yerine. Orada işte TNF'ler geldi, baktı olay yere. Antikorlar geldi. Dedi ki temiz. Şimdi benim burayı iyileştirmem lazım. Ambulansta doktor yok, sargı bezi yok, kalp masajı yapacak adam yok. Ne olur? Bir ambulans daha çağırırsın değil mi? Ne olur? İşte biz bu ambulansların her biri sitokin. Bir sitokin daha çağırırsın. Bir sitokin. Sitokin storm diyoruz. Sitokin fırtınası yaşanır. E histamin artar. E sonra sen diyorsun ki histamin, antihistaminik verelim. Bebeğim zaten metilasyon malzemesi eksik olduğu için bu hiperhistamin tablosu ortaya çıktı. Burada işte bakın bilişsel hastalıklar, işte GAPS'i duydunuz mu? GAPS, Gut and Psychology Syndrome. Mesela Natasha Campbell ablamız gitti, GAPS'i anlattı insanlara ve bunun protokollerini verdi. Bu arada arkadaşlar hani diyorsunuz ya, bak ben GAPS de aldım, hatta ilk alanlardan. Hani diyoruz ya ben GAPS diyetisyeniyim ya da ben fonksiyonel tıp diyetisyeniyim. Demeyin. Bak ben hepsini aldım. Deyin ki ben diyetisyenim. Tamam. Ben diyetisyenim sadece.
Ya ben, bu benim şahsi görüşüm. Ben diyetisyenim, bunu her diyetisyen bilir. Ben öyle söylüyorum. Diyorum ki ya bunu herkes bilmiyor hocam diyorlar. Yo yo, bunu herkes bilir diyor. Yani öğrenir. Bilmiyorsa da öğreniyordur. Yani her doktor her şeyi bilir. Tamam gibi. Biz de her diyetisyen bunu bilir. Dedirtelim bu insanlara artık. Yani diyetisyenler çok şey bilir. Dolayısıyla bunu hani ben GEPS diyetisyeniyim dediğinizde, adam belki daha önce gitmiş bir GEPS diyetisyenine, adam protokoller yaptırıyor. Ya hani hastalık yoktu, hasta vardı. Ha, sen muayene etmedin hastanı. Bu arada şu an bugün ona girmeyeceğim. Ama isterseniz bir ara anamnez diagnoz sunumu da yapabilirim size. Hani nelerine bakıyorum hastanın. Nereden anlıyorum neyin eksik olduğunu. Müneccim miyim? Kan değerlerini nasıl okuyorum gibi. Mesela az önce GGT'yi, işte glutatyon rezervleri mesela. GGT niye artmış? Adamın glutatyon ihtiyacı var. Basit. Burada bir mesaj geldi, hemen bakayım. Çok isteriz. Tamam, olur. Tamam. Ay, harikasın. Tamam, onu da bir ara şey yaparız. Ama yakın zamanda söz vermeyeyim. Bir fabrika danışmanlığım var yakın zamanda. Söz vermeyeyim. Canlarım benim. Şimdi devam edelim. Mesela migren. Migren. Arkadaşlar, migren histamin artışı. Yani genel olarak histamin artışından oluyor çoğu zaman. Tabii ki sinüzit de olabilir. Sinüzit nedir? İşte bir iltihabi reaksiyon olabilir. Burada bakteriyel olabilir. Ama bakteri deyince de aklınıza metilasyon gelsin. Yani şunu deyin. O bakteriler metilasyonu bozuyor. Ha, ben tutup da işte sinüzite metilasyon malzemesi, vitamin vermiyorum. Oradaki bakterileri azaltmak için taktikler de anlatıyorum. İşte diyorum ki bakın, mesela sinüzit, burun yıka diyorum. Deniz, işte iyotlu şeyler yap, işte denize gir vesaire. Mesela nazal yollarında bakteriyi azalt. Bir doktora git, antibiyotik kullan. Antibiyotiğe %100 karşı değiliz. İlk çağlarda yaşamıyoruz. Devam devam devam. Metilasyonu ne bozuyor? Tabii ki beslenme. En başında. Hani az önce dedim ya, aşırı bir şeyin eksikliğini konuşuyoruz sabahtan beri. İşte B6 eksikliğinde metilasyon eksikliği. Fazlalığını niye konuşmuyoruz? Çok vitamin var, çok mineral var. Bu mu fazlalık sizce? A. Sizde hani sizce çok vitamin ve mineral aldığı için mi hasta oluyor? Yoksa çok yediğinde sindiremediği ve sindirilmemiş bu gıdayı bağırsaklarındaki firmicutesler, testler, yani çürükçüller alıp çürütüp toksin ürettiği için mi? Sizce A mı B mi? Tabii ki abi, aklın yolu yani B. Yani aynen, ağzına sağlık. Bu arada sadece kısaltmalar görüyorum hani A'ya. Sadece aklın yolu B. Neden? Çünkü toksin birikiyor vücudunda. Metilasyonu. B12 fazlalığı bozmaz. Korkma sen. Ha, çok nadir atıyorum D vitamin fazlalığı, ama kimde görüyorsunuz D vitamin fazlalığı? Hiç rapor edildi mi? Bana bir tane Türkiye'de rapor edilmiş D vitamin fazlalığı gösterin. Yok. Yok. Çünkü vücut onun fazlasını zaten kolekalsiferol formunda. Bunun fazlasını alıyor. Kolesterol esteri olarak yağ depoluyor. Ayı gibi. Korkma sen. Aşırı ve yetersiz protein en önemlisi. Arkadaşlar, metilasyon proteinler için gerekiyor. Aktif vitamin ve mineraller ne kadar önemliyse protein. Şimdi bana gelmiş bir tane hastam, geçen bir tane hastam diyorum, özür dilerim, stajyerim. Bir tane Orhan, sen tanırsın, söylemeyeceğim adını zaten kimse. Hatay'dan kalktı geldi. Çok seviyorum yani birine bir şey öğretmeyi. Ama sürekli diyor ki bence böyle. Bence şöyle. Abi bence yok. Biz bilimsel makalelerin ışığında gideceğiz. Şimdi diyor ki hocam bence diyor kuru baklagiller yeterli. Kim söyledi sana, Netflix mi? Şimdi aç bak Ayşe Baysal, tamam mı? Beslenme kitabı. Bakın yanılmıyorsam ilk 50 sayfadaydı. Tamam. Orada proteinleri açın, okuyun. Abi baklagiller, yani Ayşe Baysal, mercimek Ayşe bile demiş ki baklagiller lizinden eksiktir. Bunu kompanse etmek için etli kuru fasulye yenmelidir demiş. Değil mi? Şimdi sen tutuyorsun bana, diyorsun ki vegan olacağım. Tamam, ol. Sen o ayrı, o tarikata istersen bir tarikat üyesi ol. Kimse ilgilendirmiyor. Ama bunu tutup bir halk sağlığı olarak konuşacaksan, eğrisiyle doğrusuyla konuşacaksın. Bir lizin eksikliği kısıtlayıcı amino asit yaratır. Bir tane sadece proteinin, amino asitin eksikliği gider, bütün 19 tane amino asit çatır çutur bulunsun. O eksikse sistem çöker. Elzemse tabii ki. Non essentielse o ayrı mesele. İşte metil donörün vitamin ve minerallerin eksikliği, davranışsal hatalar. Davranış hataları ne? Çok harcama.
Adam, bak ben şimdi çok hızlı konuşuyorum sunabileyim size yetiştireyim diye ama normalde bu kadar hızlı konuşmam. Ama adam ömür boyu çık 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 multitasking yaşıyor. Kafasında 50 tane pencere açık. Dert, tasa bilmem ne. Davranış hatası. Ya da yeme davranış hatası. Mesela yeme alışkanlığında adam yemek yiyor. Su içiyor üzerine mide asidini seyreltiyor. Potasyum alıyor üzerine kahve içiyor. Tamam işte kalsiyum kaynağıyla beraber tüketiyor. Mide asidinin canını okuyor. Sonra diyor ki hocam ben protein azlığım var. Senin protein azlığın yok. Halbuki çok et yiyorum. Azlığın yok. Zaten sen eti sindiremedin. Zaten o reflü olmuşsun o belli. Bir de üzerine asit inhibitörü başlamış doktor. Yani altta yatan nedeni bulmanız lazım. O davranışı da bulmanız lazım. Yani davranış nedir biliyor musunuz? Mesela bu adamın, mesela Martin'ın burada bir davranış bozukluğu var arkadaşlar. Yani balık yemesi lazım bunun evrimsel olarak. Bu adam diyor ki ben simit yiyeceğim. Tamam arada bir yenebilir. Zor durumda kaldı ama tabii ki eksikliklerini de göze alacak. Arkadaşlar çok egzersiz yapmak, az egzersiz yapmak, dehidrate olmak, elektrolit eksikliği olmak, metil donörü, vitamin ve minerallerin aşırı kullanımı demişim. Burada da aşırı kullanımından kastım şu. Aşırı kullanımı demeyelim de dengesiz kullanımı diyelim. Yani işte az önce dedim ya. Mesela adam B12'yi vermiş, folat vermiş, B6 vermiş, R5P vermiş. Tamam bu kadar. Bitti. Tamam. Magnezyum vermedin. Kalsiyum vermedin. Şunu vermedin, bunu vermedin. Şunu. Dengesiz kullanımı da tek tip metilasyon bozukluklarına neden oluyor. Uyku azlığı, ne olur yeterli uyuyun. Sınav zamanlarınız bile ya da işte yüksek lisans vardır aranızda yapanlar. İşte bir tez döneminiz varsa bile ne olur yeterli uyuyun. Canı cehenneme uzatın. Ben uzattım. Çok da keyifliyim. İşte sıkıntı yok. Işık kirliliği. Uyudun. Yatmadan önce telefonda gezindin. Tabii mavi ışık filtreleri yeni çıktı, o ayrı mesele. Ama beynin aslında en az 6-7 saat karanlığa ihtiyacı var gerçekten melatonin salgılaması için. Bir de açtın ben korkuyorum diye ya da perdelerinde ışık geçiriyor. Yani bir ışık kirliliği ya da işte apnen var, burnun tıkalı, deviasyonun var. Mesela çoğumuz burun ameliyatı yaptırıyoruz kızların. Yaptırın arkadaşlar ama gidip yaptırıyorsunuz estetik uzmanlarına. KBB uzmanları mesela solunuma odaklanır. Estetik uzmanlarına ya güzelliğe odaklanıyorsunuz. Tamam, iğne güzel. 10 sene geçti, solunum yollarınızda artık oksijen azlığı var. Şimdi oksijen azlığı da metilasyon bozukluğu yarattı gibi mesela. Çevresel toksinler, fiziksel stres, ruhsal stres. Benim reçetem ne arkadaşlar? Şimdi ben yaklaşık sanırım 2011'den beri supplement kullanıyorum. Reçete etmiyorum, kullanıyorum. O zamanlar öğrenciydim, uzatmalı öğrenciydim. O zamanlar Türkiye'de supplement, yani bugün bildiğiniz dev ilaç firmalarının hiçbiri daha doğmamıştı. Mesela Ocean diyoruz değil mi? Orzax diyoruz. Mesela yoktu. Yok yani düşünsene yoktu. 2014'te kurulmuş. Yani kurulmuş demeyeyim de pik yapmış diyelim. GNC vardı benim zamanımda, belki bilirsiniz bazıları. Amerikan bir supplement firması. Hepsi pasif formdaydı bu arada. Ben kullanıyorum, kendim hastaydım diye kullanıyorum. Arkadaşlar, supplement pazarı bir çöplük. Tamamıyla bir çöplük. Ve hastalarınız da bazen bu çöplüğü kendi başına kullanıp size gelecek. Ya mesela bir canlı yayın izleyecek. İşte diyecek ki ben V-Natura'dan çok yaygındır. Tamam. Ben V-Natura'dan hocam çinko bakır kullanıyorum. Duymuş histaminle bağlantısını. İşte ben şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. Doğru yapacak bazı şeyleri ama eksik yaptığı için metilasyonu bozacak. O yüzden ne olursa olsun önce tabii ki hemen bıraktırmayın, karşı gelmeyin. Ama hemen şey değil, dengeyi bozmuşum. İkincisi, supplement pazarında, şimdi ben yaklaşık 6 yıldır ciddi anlamda ilaç firmalarına da, yani bugün sizin işte Ocean dediğinizde, mesela Ocean Metil Balans'ın da danışmanlığını vermişliğim var. Ki bence eksik, sıkıntılı bir üründür. Ama yaptık. Tamam. Yani o zamanın ihtiyacı oydu. Ben ilaç firmalarına da danışmanlık veriyorum. Fabrikalara da girip biyokimyasal olarak, yani biz karıştırıyoruz ham maddeleri falan. Pek çok bildiğiniz formül size gelen. O yüzden ne olur ham madde kalitesine bakın. Birincisi, şunu yapmayı bıraktım. Hepsine ihtiyaç olduğunu biliyorum ya. Hepsini yazardım eskiden. Mesela ilk yazdığım reçeteleri buldum eskiden. 12 tane supplement yazmışım. Gerekiyor mu? Bence gerekiyor.
Ama yok cimri arkadaş bunlar. Adam çinko yapmış, selenyum yapmış ayrı. 200 mikrogram selenyum için ayrı bir supplement yapmış. Dolayısıyla hepsini bir arada kullanan pek çok vitaminler, pek çok vitamin markalarının çıkacağını düşünüyorum. Bunların mesela pek çok reçete de yapıyorum ben. En son yaptığım reçete Daily with Metal Mix mesela. Onda bunların hepsi var. Tabii ki yağ yok, protein yok. Ama yeterli yağ ve protein aldığınızda işte quercetin, demir, çinko, selen, metiyonin mesela bunların seviyelerine çok bakarım. Magnezyum veririm çünkü ülkemizde çok fazla kalsiyum eksikliği yaşanmıyor. Arkadaşlar kalsiyumun tek kaynağı süt ürünleri değil. Yani süt ürünleri kalsiyumun evet en güçlü kaynağı ama mesela kalsiyum magnezyum dengesiz bir kaynak. Yeşillikler ciddi anlamda güçlü bir mide asitiniz varsa yiyeceğiniz koyu yeşil yapraklı gıdalarda inanılmaz fazla kalsiyum var. Ama yeşillik bir pazar değil. Süt endüstrisi gibi koca bir endüstriye hitap etmiyor. Dolayısıyla yani çıkıp televizyona hiçbir gündüz kuşağında yeşilliğin yani terenin tereyi övecekler. Yok. Yok abi. Yani su teresinin övüldüğünü görmedim ben. Ya da kuzu kulağını ben burada duydum. Yani yöresel duydum. Ya da işte doğuda belki izleyen varsa atıyorum ışkın. Abi mükemmel bir kalsiyum kaynağı. Tam bir bomba. Yani ne olur bir parça mineraller özelinde konuşuyorum. Mineralleri bitkisel kaynaklardan da yoğun almaya gayret edin. C vitamini olmazsa olmaz bir metilasyon donörüdür. Çünkü histaminin azalması için şarttır. L-karnitin ve L-karnitin enerji metilasyonu için olmazsa olmazdır. Bütün B vitaminlerinin aktif formlarının alınması gerekir. Tabii ki metilasyonun çalanları da bırakmak gerekir. Bol bol bileceğiz. Yani hayıflanmayı bırakacağız. Dertlenmeyi bırakacağız. Tabii ki derdi olanlara söylemiyorum ama burada arkadaşlar Türk milletinde şunu göreceksiniz. Bak 11 yıldır yapamam hocam ben yapamam hocam. Olumsuz cümle kalıpları bizim içimize sinmiş. 500 yıldır savaş toplumuyuz Osmanlı'dan bu yana. Son 200 yıldır da kaybetmiş bu millet. Yani toprak kaybet, kaybet, kaybet. Dolayısıyla bakıyorsun en çok sevilen müzik türü arabesk. Neden? Çünkü adam olumsuz yahu. Adam iyileşeceğine inancı yok. Sen ona metilasyon reçetesi de versen, Akdeniz diyeti de versen ki ben mesela bana diyorlar ki hocam eliminasyon diyeti yaptırıyor musun? Tabii ki yaptırıyorum. Gerekli görürsem. Ama genel olarak bakın bu tarz platformlarda da benim varsa televizyon programlarımı izleyen ya da denk gelen orada bir kere bile eliminasyon diyeti demem. Arkadaşlar hepinizden önce biliyordum eliminasyon diyetini. Gani gani yaparım. Kendi protokollerim var. GAPS, MAPS falan bunlar aklınızı çıkarırım yani. Bir anlatırım size. Benim yanında staj yaparsanız. Dolayısıyla ben bile eliminasyon diyeti demiyorsam, genelde çıktığımda televizyona Akdeniz diyeti diyorsam neden Akdeniz diyeti diyorum? Biraz da artık soru cevaplamaya da girmiş oldum hem bir yandan. Şimdi burada Akdeniz diyeti evet hem sürdürülebilir hem arkadaşlar girin PubMed'e. Yani siz zaten bakınıyorsunuz. Eliminasyon diyeti evet var ama oturmuş bir protokolü yok. Yok. Bakıyorsun işte benim beraber eğitim aldığım ya beraber protokoller hazırladığım arkadaşım eğitim veriyor fonksiyonel tıp adı altında. Bakıyorum o yulaf yedirmiş öbürü bir şey yapmış ve bunu genel olarak anlatıyor. Hani bunu genele anlatıyor. Sen genele ne anlatıyorsun? Hastalık yoktur, hasta vardır. Genele anlatacaksan Akdeniz diyeti diyeceksin. Bunun daha geneli yok. Çünkü gir PubMed'e bak en çok hangi diyetler ispatlanmış. Akdeniz diyeti. Yani Amerika'yı baştan keşfetmeyin bana. Yani bugün Hipokrat'ın hala alıntılamasını yapıyoruz. Hala diyoruz ki her hastalık bağırsakta başlar. Yavrum benim. Milattan önce 1000. Tamam. Dolayısıyla belki 1000 yıl sonra da yeniden alıntılayacağız. Tamam. Vallahi hepinizi alamam stajyer. Çok kalabalık oluyor. Ama hani varsa Adana'da olanlar bana ulaşsın. Çevre illerde olanları da. Valla çok fırça atmıyorum ama hiçbir şey bilmeden de gelmeyin bana. Çünkü burada sesim kısılıyor günün sonunda. Ve hani zor da oluyoruz. Neyse bizim reçetemize dönelim. Boş verin siz. İşte bakın. Var staj. Dans. Dua. Arkadaşlar ben tutup burada dini ilimler bilimini yapmıyorum ama duanın ispatlanmış tamam mı? Placebo etkisi var. Şimdi sen buna placebo da diyebilirsin.
belki şimdi bizim kanıta dayalı tıbbımızda bu duadır, bunun plasebo olarak algılıyoruz. Ama belki de gerçekten bunun özünde hücresel olarak daha derin şeyler vardır. Orasını bilemem. Ama yemin ediyorum inançlı hastaları, bu belki sürece teslimiyetlerinden midir bilinmez. Çünkü sırf teslim olurlar sana, her dediğini yaparlar. Ama inançlı hastalar bu sebepten midir? Yoksa gerçekten iyileşeceklerine olan inançlarından mıdır bilinmez. Yani plasebo mudur bilinmez. Daha rahat iyileşiyor. Onlarda metilasyon bozuklukları hızlıca geçer. Bir de nefes. Bol bol nefes, az az nefes. Bol bol nefes, az az nefes. Nasıl oluyor? Arkadaşlar az önceden beri metilasyon konuşuyorum, besin diyorum ki besinin fazlalığı da zararlı diyorum, değil mi? Nefesin de fazlalığı zararlı. Mesela sen alırsın, hipsona sokarsın hastayı. Tamam, satürasyon yükselir ama nabız da yükselmeye başlar ikinci dakikadan sonra. Sen orada bu sefer artık kan basıncını arttırırsın. Ne olur, o aortu zorlamaya başlar. Bak bu da, ya da işte ne yaparsın, oksidatif stresi arttırırsın hipermetilasyon sırasında gibi. O yüzden her şeyin dengede olduğunu anlamaya çalışacak. Mesela bol güldün, uyumadın ama yeterince. Tamam, serotonin yüksek ama uyumadın, kafayı yersin. Dediğim gibi olumlu olarak başlayacağız. Ben burada bir karikatürle bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Sorunlarım. Ben önerelim mi, önermeyelim mi hocam? İkilem ben, olabilir. Ya bilmiyorum sizin formatınızı ama benim danışmanlık verdiğim kurumlardan supplementlerimi hani biraz anlatıyorum. Yani çünkü benim çocuklarım gibiler. Yani şöyle düşünün. Arkadaşlar hani 20 tane supplement kullandırmak aynı zamanda ciddi anlamda yardımcı ham madde demek. Mesela sen tabii ki verelim işte B6'yı ama sen B6'yı verebilmek için yani 10 miligramı verebilmek için 1 gramlık hap yutturuyorsun. Ve bunun geriye kalanı işte silikon dioksit, topaklanmayı önleyici falan. Bunu daha az şeyde yazın. O yüzden benim yazdığım formüller, neden benim yazdığım diyorum. Bunlar yazamıyor. Tabii ki yazar. Ama yapamıyorlar. Birazcık benim biraz bu işin artık mutfak kısmı. Hani bu işin pastacılık kısmında kendim keşfettiğim, işte ham maddelerin birbirlerine sataşmadan kutularda durduğu taktikler keşfettim ve onların danışmanlığını veriyorum. Mümkün olduğunca kompleks şeyler de verin ve içeriklerinin, mesela çinko mu, glikonat mı, glukonat mı, pikolinat mı, oksit mi, oksalat mı, karbonat mı? İşte ya da işte mesela ne olabilir, bakır. Bakırın ne oldu? Sülfat mı? Demir sülfat mı? Şimdi sen demir sülfat verince bağırsaktaki bakterilerin biyofilm yapma hızı artar. Ciddi anlamda sen hastaları ne yaparsın? Mesela SIBO'su vardır. Bağırsaklarında bakteri artıyor ince bağırsakta. Demir verirsin sülfat formda. İçinden geçer, daha kötü olur. Hasta der ki kabız oldum, bağırsak şikayetlerim arttı, histaminim arttı. Ama bisglisinat formda verirsen. O yüzden tavsiyem, ben marka önerisinden ziyade uzantılara bakın. Dediğim gibi benim için en çok kullandığım, buraya yazabiliyor muyum? Mesela buraya, evet, yazabilirsiniz. Mesela Elivit yazıyorum. Elivit. Bu Metilmix. Bu her eczanede yok. Yapıyoruz. Yani butik bir firma. Benim kurdurduğum bir firma yine. Bunu kullandırıyorum. RC Pharma'nın ürünlerini kullandırırım. RC Pharma'ya da danışmanlık veriyorum. Yine yerel bir firma olarak çıktı. Genele yayıldı. Medicago ilaçı danışmanlık veriyorum. Mesela Medicago ilaçta viral dönemde, bu aralar herkesin viral problemleri ya da bakteriyel problemleri. Mesela orada da atıyorum beta glukanı ayrı alacağıma, sambukusu ayrı alacağıma, direkt sambukus ve beta glukanlı, çinkolu, selenyumlu, koenzim kütenli. Mesela sambuglukan küten yazıyorum mesela yine. O da Medicago. Medicago'nun ürünlerinin mesela yarısı neredeyse bana ait. O başkasının şirketi ama. Bu tarz şeyler yapıyorum. İnceleyin. Ama dediğim gibi markalarla kısıtlı kalmayın. Çünkü 5 yıl sonra bu formüller bile belki yetersiz kalır. Yani belki 5 yıl sonra çok daha kaliteli, çok daha kombine ürünleri. Belki hani tek bir kapsülle protein bile alabileceğiz. Bilmiyoruz ki gelişimleri. Evet. Şimdi ikinci soruya devam geçelim. Devam ediyorum. Kaynak önerisi sormuşlar metilasyonla ilgili. Yani metilasyon kaynağı için ben
P&I yani master'ımda öğrenmiştim. Arkadaşlar P&I master'ı benim zamanımda Avusturya Karfrenz'e aitti. Daha sonra enstitü tabii para konuşur. Enstitü üniversiteyle kavga etti. Yani bu Avrupa'da çok yaygın bir şey. Para yani kayıt sayısı artınca mesela bakınız fonksiyonel tıpla ilgili başlangıçta bir tane eğitim platformu yani o fonksiyonel tıp ne diyorlar? Platformları diyelim ya da platform vardı bir de şey vardı. Fonksiyonel tıp akademisi. Ben mesela hani şundan alın bundan alın demem. O topa girmiyorum. Ama ülkemizde imkanı olanlar için P&I artık bir kurs niteliğinde. Çünkü bizim mücadelemiz hani Türkiye'ye hocaları getirdik. Hani dedim ya para konuştu. Hocaları Türkiye'ye getirdik. Çünkü bir uçak bileti al bir şey yap bilmem ne yap. Buna da öncülük eden bir fizyoterapist hocamızdı ki Türkiye'de fonksiyonel tıbbın doğuşu fizyoterapistlerdir arkadaşlar. Sevin fizyoterapistleri eğer şeyse. Onlar bizim kardeş branşımız diyelim. Benim eşim de fizyoterapist. Oradan şey yapıyorum. Dolayısıyla bu bakış açısı, bütüncül bakış açısını en yaygın kullananlar onlar. Biz öyle getirdik. Var kursu bunun aktif sağlıklı yaşamda. 9 kurluk artık 1 yılda veriyorlar. Eskiden 2,5 yılda bir diploma veriyorlardı. Hala diploma veriyorlar. Yani denklik veriyorlar size. Enstitü diploması veriyorlar. Yani yüksek lisans olarak kullanabilirsiniz. Ama tabii bunun üzerine bir üniversite sizin tanımıyor. Yani bir doktora yapacağım bunun üzerine dersen bunu Avrupa'da tanıtman lazım gibi hikayeler döner. Şimdi yapılabilir bir P&I'ye gidilebilir kurs isteyenler için. Kurs istemiyorum ben kaynak istiyorum diyenler bence en iyi anlatan Mustafa Atasoy'un yani FTA'nın fonksiyonel tıp kitabı. Alın onu bir temiz okuyun. Dağınık anlatıyor Doktor Deniz Şimşek. Çok dağınık anlatır. Ama bir tur onu da okuyun. Yani okumaktan fazla gelmez. Ben hepsini okudum. Tamam. Yani işte metilasyonu bozan etmenleri anlayabilmek için mesela şey okunabilir. Ya bunlar size biraz roman tarzında önermek istiyorum. Çok ağır akademik makalelerle donatılmış kitaplar. İşte zaten kitabın hani psikoloji immünolojinin şeyini şey yaptım. Ama fotoğrafı duruyor mu? Solgar'ın bir dönem şeye dağıttığı, hekimlere dağıttığı 99 yılında hekimlere dağıttığı. Tabii bu hekimler supplement bilmiyorlar ya. Yani beslenmenin gücünü bilmiyorlar ya kısacası. Öğrensinler diye Solgar gidiyor. Dünyada bilimsel olarak böyle bütün fonksiyonel tıbbı özetleyecek bir kitap yazıyor, bastırıyor ve hekimlere dağıtıyor. Tamam. O kitabı size fotoğrafını atarım. Beril herkese atar. Çok iyi olur hocam. Bir de bir tane yine bir ilaç firmasının geçmişte yine. Kusura bakmayın bunlar ilaç firmaları fonluyor. Mesela bakınız şu an beni bile yani bu tarz bilgileri araştırmaya pek çok ilaç firması itiyor. Ne yazık ki onların köleleri miyiz? Hayır. Hiç kimsenin bir şeyi olmak zorunda değilsiniz. Ama doğru bilgiyi bir şekilde alın. Ve süzgecinizden geçirin. Yani bir makaleyi okuduğunuzda %100 hemen kabul etmek zorunda değilsiniz. Onu kimin fonladığına da bakın. Bizim mesela rahmetli hocamın Ahmet Aydın'ın en çok söylediği şeylerden biri buydu. Fonlara bakın. Yani bilmiyorum nasıl bakabiliyorsunuz ama ben genelde Şihab'tan aldıktan sonra artık kafa süzgecinden geçirince kesin fonlanıp fonlanmadığını anlıyorum. Kaç kişi üzerinde çalışıp çalışılmadı. Yani tutup bir 500 bin kişi üzerinde çalışılan bir çalışma bireysel bir mücadeleyle ortaya çıkmaz. Yani baya baya fonlanmış demektir. Ama bir 3 bin kişi üzerinde olabilir. Bağımsız olabilir gibi. Bir sonraki. Devam ediyorum o zaman. Metiyomiden fakir diyeti kullanıyor musunuz hocam? Hayır kullanmıyorum. Hipermetiyonemi ile iki tane vaka yakın zamanda geldi bana. Arkadaşlar magnezyum verin. Metiyonini yüksek adama magnezyumu verin. Bütün metilasyon malzemelerini verin. Ekstradan bir magnezyum daha yazın. Bisglisinat olur, taurat olur, sitrat olur. Genelde tabii ki mesela en çok neyin semptomları yaşadığına göre. Atıyorum adamın stres faktörü yüksektir. Bisglisinat, taurat yazarsın. Tamam magnezyumu bu formlarda yazarsın. Beyne daha hızlı gitsin diye. Yazdın. O zaten o metiyonin SAME'ye dönüşür. O düşer. Korkma. Bir de betaini biraz kısın. Metiyoninde. Betaini biraz kısın. Yani ne yapın?
mide asidini uzun vadeli sürekli betain hidroklorür asit, mide asidinde çok fazla kan ayından geçiyor. Uzun vadeli mideyi uğraştıran şeyleri kesin. Mesela ne gibi? Hızlı yesin, yavaş yesin, iyi çiğnesin, sindirime mekanik olarak destek olun, çay kahveyi kestirin, metilasyon malzemelerini çalar, aynı zamanda mide asidini rahatsız edebilir. Yani hani o reflü diyeti bildiğiniz zımbırtılar. Ne yaptın? Betayını azalttın. Hop. Metiyonin dengelenir zaten. Gerek kalmıyor ama bazen buna rağmen metiyonin kısıtlı diyetler değil de sistein kısıtlı diyetler gerekebilir. Çünkü aslında metiyonin hikayesinde yükselmiş olan homosisteindir. Arkadaşlar homosistein bakılabilen bir kan değeri. Sadece biraz pahalı ve bütün laboratuvarlar yapmıyor. O konuya girmeyelim. Nasıl yapıldığına kadar girerim size. Çünkü ben telefonla arayıp diyorum ki kanı alan kişi santrifüj etsin. Yani çünkü aldı kanı, oradaki hemşire hanım ya da işte biyokimya uzmanı santrifüj etmeden gönderdi laboratuvara. Zaten çoğu atıyorum Adana gibi perifer illerde Ankara'ya gidiyor. Tamam. Ankara'ya gidene kadar 1,5 gün geçer. Gidene kadar zaten homosistein seviyesi iyileşir. Düzelir. Ama santrifüj etsen, öyle göndersen, yani o yüzden kan değerlerine baktırabilirsiniz ama ne yazık ki günümüz şartlarında çok şey değil. Yani çok bir şey belirlemiyor. O yüzden homosisteini yüksek kabul edebilirsin bu tarz değerlerde. Zaten genelde çarpıntıları olur bu tarz kişilerin, hipermetiyonemi, tansiyon yükselmeleri vesaire olur gibi fizik muayene bulgularını da sorgularsın. Onları da siz bilin. Teşekkür ederim hocam. Son birkaç sorumuza geçeyim. Hocam kanda bir türlü yükselmeyen demir değerinin altta yatan nedenleri nelerdir? İlk aklınıza emilim bozuklukları gelsin. Yani burada mesela demir arkadaşlar güçlü bir mide asidi ister. Güçlü bir mide asidi. Demir, magnezyum, kalsiyum. Yani bu üçü güçlü mide asidi ister. Betain, pepsin, hani intrinsik faktör diyoruz ya B12 için. Bunlar için de betain bunun aynı benzer işlevleri var. Eğer sen güçlü bir mide asidine sahip değilsen sindirim bozuldu. Sindirim bozulursa emilim de bozulur. Tamam. Emilim bozulursa bağırsakta o demir ya gaytayla atılır şanslıysan ya da bağırsakta bakterilere yem olur. Şimdi diyelim bakterilere yem oldu. Yani kalın bağırsakta. Önce bir disbiyozis yarattı. Burada demiri arkadaşlar bakteriler biyofilm oluşturmak için kullanıyorlar. Yani kenetleniyorlar, antibiyotiğe direnç sağlıyorlar. Biyofilm oluşturuyorlar. Tamam. Biyofilm oluşturduktan sonra artık sürekli demir çalıyorlar. Bu sefer sen güçlü bir mide asidine de sahip olsan bir kere disbiyoz oluştu mu artık ondan kurtulman mümkün olmayabilir. Bu zamanla ince bağırsağı da kuşatabilir. SIBO olur sende. SIBO varsa zaten villus boyların kısalır, şey yapar. Yani aklınıza her şey gelsin. Mesela adam çölyaklı gibi düşünebilirsin. Emilim bozukluğu var bu adamda. Ama altında yatan neden? Ha, stres de tetiklemiş olabilir. Bir gıda intolerasyonu da tetiklemiş olabilir bu emilim ve sindirim bozukluğunu. Adam çok kahve içiyordur. O da bozabilir. Adamın diş eksikliği vardır. O da bozabilir. Sayın mı daha? Yani sindirim bozulmuş, emilim bozulmuş olması en kuvvetli muhtemel şey. Bir de tabii ki demir hırsızları var. Kafein. Şimdi bugün içiyorum bir tane. Bir sonraki soru. Teşekkürler hocam. Bir sonraki soru. Mide koruyucu ilaç kullanmak ne gibi sorunlara neden olabilir? Kullanılmamalı mı? Teşekkürler. Kullanılmamalı mı? Dur orada. Şimdi birincisi bunu seçen biz değiliz doktorlar. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar bakın akut dönemde bir doktor mide koruyucu vermişse bunu kestirmeyin. Bu bizim zaten bir ilacı kestirmeyin arkadaşlar. Bu dili kullanmayın. Yani şu dili kullanın. Daha zekice ve daha güçlü bir dildir bu. Mesela yasal olarak şunu bilin. Mide koruyucuların 2,5 aydan uzun süre kullanılması EET raporu gerektirir. Gerçek bilgi. Tamam mı? Şimdi sen bunu biliyorsun ya. Adam aile hekimine her hafta yazdırıyor. Ya hekimin de suçu olmayabilir. Ama akut dönemdedir. Adam ciddi bir enfeksiyon geçiriyordur. Sen klavikulanik asit başlamışsın, amoksisilin başlamışsın, rifaksamin başlamışsın, eş zamanlı üçlü antibiyotik çarpmışsın. Tamam. Bir de birkaç tane immün baskılaşı, immünosupresör şey yapmışsın. Sen bu hastaya mide koruyucu, midesi delinir. Yani ciddi anlamda sıkıntılar yaşarsın. O yüzden bunu seçecek kişi biz değiliz.
Bu soru şuna yönelik. Oral antidiyabetik, antihipertansif, ekopirin kullanan hastalarda yaşam boyu zaten heyet raporuyla birlikte mide koruyucular, işte PPI'ler falan reçete ediliyor. Bu hastalarda bunu yaşam boyu kullanmak zorunda mı gerçekten? Hani yoksa hocam, ne gibi sorunlara yol açar? Kan neden ekoprim veriliyor ya da neden antihipertansif veriliyor? Şimdi bakın, bak bunu not alabilirsiniz söyleyeceğim bu şeyi. %80 çalışır. %80. Tamam mı? Homosisteini yüksek hastaların %80'i, tamam mı, İdiopatik hipertansiyonludur. Adam, bak benim annem yıllar boyunca antihipertansif kullanmış biri. Tamam mı? Tabii ben diyetisyen doğmadım anamdan. Bilmiyoruz ki. Şu an ben annemin en küçük çocuğuyum. Öğrendiğimizde de çok geç oldu. Kalp kriziyle neredeyse kaybediyorduk annemi. Şimdi burada antihipertansifin verilmesini tartışırım ben. Yani bana sorsan tabii ki, ama artık bunu tartışırım bir yandan, ama müdahale etmem. Bak, etik gelmeyecek sana ama neden müdahale etmeyeceğini de anlatırım. Mesela tartışıyorum, şu an tartışacağım. SAME elde edemeyen biri hipertansiyonu tavandır. Tamam. Fikstir. Sen ona ver bakayım bir metilmix. Günde 3x1, eğer kilogramı biraz atıyorum 70 ve üzeri ise. Akut dönemde 3x1, sonra 2x1'e bir in. Bak, bir hafta içerisinde tansiyon dengelenmiyorsa, ki Akdeniz diyeti de ver bir zahmet. Dengelenmiyorsa o zaman o hipertansif hikayesini şey yaparsın. Kesinlikle dengelenir. Ama şimdi müdahale etmem kısmına da geleyim. Adam 15-20 yıldır kullanıyordur bu hikayeyi. Yani sen aortun anevrizma yaşamadığını biliyor musun? Yani genişlemediğini. Bilmiyoruz. Dolayısıyla artık burada ben bunu doğal yollarla iyileştireyim, sökmez. Tamam. Ben mümkün olduğunca tekrar söylüyorum, hekimlerin verdiği ilaçları kullanmıyorum, ama bana sorsan, yani annem olsa, o cevap vereceğim ya, fikrimi söyleyeceğim ya. O hasta annem olsa tansiyon ilaçlarını diyetten sonra bir iki ay, üç ay minimum diyet yaptırırdım. Diyetten sonra salardım kobrayı kardiyoloğun üzerine. Bir git tansiyonu baştan, o ilaçları baştan sordu. Yani şunu dedirtirdim. Ya hocam, ben diyet yaptım yapalı çok iyi hissediyorum. Tansiyonum da çok dengeli. Bu ilaçların daha hafiflerini, mide koruyucu gerektirmeyenlerini salardım yani doktora. Ki gerçekten güzel geri dönüşleri var. Mesela ekoprin neden veriliyor? Hani neden kan fıtları? Mesela bakın, gebelikte de aynı sebeple veriliyor. Bilmiyorum, riskli gebelik var mı? Artık çok tavan oldu riskli gebeliklerin çoğu. Var mı kan sulandırıcı veriler? Neden? Aslında altında metil tetraetrafolat gen mutasyonu var. İnanamazsın, çok yaygın. Hele hele Akdeniz bölgesinde, bilmiyorum sen neredesin. Ama Akdeniz bölgesinde inanılmaz yaygın. Türkiye'de de zaten oldukça, hani en azından heterozigot mutantların çok yaygın olduğu biliniyor. Şimdi sen folatı aktifleştirememiş birine folat vermiyorsun. Ki folat varmış. Ha, biz folat veremiyorduk. Ben verebiliyor muydum folat 2012'de? Yok. Yoktu çünkü. Bence ömür boyu kullanılmamalı. Rica ederim Hanife Hocam. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Ülkemizde nütrigenomik alanda neler yapabiliriz? Denilmiş. Çok baba soru. Bilmiyorum. Şimdi burası Derya Deniz. Şimdi benim kuzenim var, amcamın oğlu. Harvard'da Doktor Semir Beyaz. Biyokimya yine profesörü. Ve benimle neredeyse yaşıt, 2-3 yaş var aramızda. Bunu tabii, bu kim? Bir biyokimya uzmanı mı? İşte genetik mi bitirmiş? Bence hani nütrogenomik olarak metilasyonu anlamanız gerekiyor. Ama yok, daha derinine bu işin mutfağına girelim derseniz Semir Beyaz, Doktor Semir Beyaz, bir mail atın, bilmiyorum ne varsa kafanızda. Sorun cevaplar yani. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Homosisteinin kanda yüksek olması olumsuz bir durum değil midir? Olumsuz bir durumdur. Bundan bahsediyorum az önceden beri. Hani hiperhomosistein, az önce dedim ya, hani idiopatik tansiyonların altında homosistein yüksekliği var. Ha, sen burada tabii düşük olması da bir şey, sistein eksikliğini ifade eder. Burada homosistein referans değerlerini bilmeniz lazım ezbere. Yoksa oradaki laboratuvarın referans değerlerini okursanız ay vah, bir şey bilmezsiniz. Yani burada
homosisteinin şu slayta geri dönelim, üzerinden anlatayım. Bakın, homosistein eğer 7 ise ideale çok yakındır. Yani kanda sistein de yeterlidir. Çünkü vücudumuz sisteine, bakın şuradan sisteine hop, sisteyon yolunda sisteine ihtiyaç duyacak ki glutatyon elde etsin. Sisteine ihtiyaç duyacak ki işte metalotiyonin üretsin. Ama homosisteinin fazlalığı bize ne anlatıyor? Bu döngünün dönmediğini, yani bu döndü, buraya geldi, tıkandı. Demek ki homosistein yeterince metiyonine dönüşmüyor olabilir yorumu yapacaksınız. Ya da homosistein yeterince, aşağıya inelim buradan, yeterince hop glutatyona dönüştüremiyorum. Demek ki burada bir metillenme problemi var. Yani homosistein bir ham maddedir arkadaşlar. Ve bu işte samenin parçalanmasıyla yeniden kullanılabilir. İşte biz neye bakacağız? 7. 7 seviyesi iyi. 6'nın altında eksikliği var derim. Mesela ben oraya NAC yazıyorum. N-asetil sistein, ama NAC'ı yazma yetkim yok ya. Sistein, sadece sistein olan birkaç supplement var. Onları yazıyorum. Şey, neydi onun adı? Vita, neydi? Ay, unuttum adını. Ona da böyle broşür var, oradan bakıyorum şeyden. Ne diyorlar? Reçeteli kullanıyorum. Yanılmıyorsam Vita sistein artı NH3 gibi bir şey, yani sistein artı bir C vitaminli bir şeydi, bir efervesan tabletti. Nakta, yani siz onu söylemsel olarak nakta alabilirsin, bunun yerine de diyebilirsin. Ya da işte soğanı arttırabilirsin, sarımsağı arttırabilirsin, sana bırakıyorum. Ama 7,5-8'in biraz üzerlerine çıktı artık, 8'lerdeyse hafif yükseliyor. Yani burada artık metilasyon yavaşlamış. Onun üzerindeyse arkadaşlar dalın gitsin. Yani dalın, böyle bütün metilasyon donörlerini verin. Yani böbrek problemi yoksa yeterli protein aldığından emin olun, bütün metilasyon. Mesela metil miksi yüksek dozda girelim başlangıçta. Çok hızlı 2-3 ay içerisinde bir daha isterim şeyi, homosistein seviyelerini. O zaman bakarım işte 11'den mesela 9'a düşmüş mü gibi. Ama ben neler neler gördüm. 25 gördüm ya. Yani 25, yani mesela annem 22 idi benim arkadaşlar. Hani dedim ya, uzun yıllar az önce Hanefi hocam şey yaptı. Annem 22 ile geziyormuş ya. Bir Allah'ın kulu da dememiş ki senin acaba metil vitaminlerinde bir eksiklik var mı? 1 gram denmemiş yani. Anti hipertansif. İşte onun için bu, bunun için şu. Bir de hepsi için bir böbrek koruyucu. Zaten ödem oluyor, aldı başını gitti gibi gibi damarsal şikayetler zaten bunun bir sonucu olacak. Teşekkürler. Hocam son ikisi, otoimmün hastalıklarda immün süpresan kullanımının kesilmesi mümkün mü sizce? Gani gani keserim. Ben kesmem de öyle bir iyileştiririm ki Elif. Elif değil mi? Öyle bir iyileştiririz ki Elif. Yani bak, vücudun iyileştiremeyeceği bir şey yok. Ya şuna inan bak. Mesela hani buradaki herkese söylüyorum. Bilmiyorum çok kaç kişi kaldık, bilmiyorum kaç kişi şey yapıyor şu an canlı yayında. Kaç kişiyiz? 80 kişiyiz şu an. 80. Arkadaşlar bu 80 kişi, bir şunu bilin. Ya biz sıfırdan DNA metilasyonuyla, bir sperm bir yumurtadan metillenerek hücre bölüne bir organizma olduğunu, bunu kabul ediyoruz da sıfırdan yeniden rejenere edemeyeceğini mi kabul edemiyoruz? Homozigot kalıcı bir mutasyon olmadığı müddetçe vücudun her şeyi rejenere eder. Şey var ya, şimdi tıp öğrencilerine Lorenzo'nun yağını izlettirirler. Tıp öğrencilerine mutlaka, izlemeyen varsa Lorenzo'nun yağı. Herkes izlesin mutlaka. İşte Lorenzo'nun ailesi iyileşemeyecek diyen bir hastalığı iyileştirirler. Aslında iyileştirmezler ama uygun bir yol bulurlar, özel bir yağ bulurlar orada. Şimdi eğer vücuda doğru ham maddeleri temin edersen, az önce dedim ya çok basit düşünün. Bir, hücrenin içerisinden olabilen bütün toksinleri at, ya da olmaması gereken diyeyim. Bu fazla hormon arttığı da olabilir ya da stres de olabilir senin. Hücreye ihtiyacı olan her şeyi ver. Bekle gör neler oluyor. Sonra mucizelere tanıklık et. Tabii ki burada da buna inanmasını da sağla. Ama sakın vaat etmeyin. İnancını arttırın ama
Mesela ben bu dili, bekle gör dilini hastaya kullanmam. Muttacirliğine gider. Sonra gelip hesap sorar sana çünkü. Ama şunu derim. Bak, gerçekten iyileşmeni çok istiyorum. Bunu gönülden arzu ediyorum. İyileşen pek çok kişinin yolculuğuna eşlik ettim. Ama sen de olumlu olarak geri dönüşler olabilmesi için senin de bize katkı sağlaman lazım deyip bütün sorumluluğu hastaya verin. Biz şifacı değiliz. Biz büyücü değiliz. Şifa bir yolculuk. Onların yolculuğu, onların bedeni onu iyileştirecek. Ben onun ihtiyaçlarını sunacağım ona. Onun ihtiyacı Akdeniz diyetiyse vereceğim. Sporsa önereceğim. İşte metil mikse, işte metilasyon donörleri ise vereceğim. İşte supplementlerse, protein destekleri ise emilim bozukluğu olduğunu düşünüyorsan atıyorum glutamin ekstra vereceğim. Yani orada senin artık zanaatin konuşacak ama şifacı beden ben değilim. Ama Çok doğru iyileşir. hocam. Son sorumuzu da soruyorum o zaman. Atladığım bir soru olmuş. Tekrarlayan düşükler için size gelen hastalara magnezyum verip betaini azaltma mı yapıyorsunuz? O zaman hocam Hayır, demiş. hayır, 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 hayır. Arkadaşlar ben protokol kullanmıyorum. Az önceden beri anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Kesinlikle protokol kullanmıyorum. Benim yaklaşık 45 dakikalık bir muayenem var. Kendime muayene diyorum ama bir hani şey diyebilirsiniz buna. Ön değerlendirme diyebilirsiniz. Bir değerlendirmem var. Temelinde neye ihtiyacı olduğunu anlamanız gerekiyor. Ama şüphesiz ki tekrarlayan düşüklerin genetik SNP'leri, single nükleotit polimorfizmleri olduğunu kabul etmeniz gerekir. Olmasa bile kabul etmeniz gerekir. Şimdi mesela burada mesela diyelim adamda ürekreatin yükselmiş. Böbrek problemi var mı bilmiyoruz. Ama kabul etmen, öyle kabul etmen gerekir garantiye alman için. Bu biraz garanticilik. Tıpta birazdan önce zarar vermedir vardır ya. O yüzden hani ha folik asit vermişsin ha folat. Belki mutasyonu varsa bir anlam ifade etmiyor ama yoksa anlam ifade etmiyor ama varsa hayatı buna bağlı. Homozigot mutassa ömür boyu kullanmasını tavsiye etmen gerekir. Ömür boyu. Ya ömür boyu hani az önce hani iyileşir dedik. Polimorfizmler uzun vadede iyileşir. Kısa vadede değil, mutasyonlar iyileşmez. Mutasyonlar hani apayrı bir konu o artık. Gibi. Hayır hocam, çok teşekkür ederiz her şey Güzel. için. Biraz da topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Mesleğimize kendimizi geliştirmemiz ve mesleğimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz adına birbirimize destek çıkmamız oldukça kıymetli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kurulmuş, beslenme ve diyetetik öğrencileri için kurulmuş bir topluluğuz. Genel ve interaktif etkinliklerimiz olmak üzere iki çeşitli etkinliklerimiz mevcut. Genel etkinliklerimiz, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere kıymetli hocalarımızın katıldığı etkinliklerimiz. Aynı zamanda interaktif etkinliklerimiz de mevcut. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Online araştırma ve sunum etkinliği, vaka çözümü etkinliği, literatür tarama etkinliği ve ilaç supplement etkinliği. Sizlerin desteği, bizlerin motive olması ve daha fazla büyüyebilmemiz için oldukça kıymetli. Bu yüzden Instagram sayfamızı, YouTube sayfamızı, Spotify'daki podcastlerimizi, Telegram grubumuzu, Twitter'ımızı, web sitemizi ve LinkedIn'imizi takip edebilirsiniz.